Evet arkadaşlar, önceki derslerde ADO.NET ile C# biraz konuşturduk. Database'den datamızı çekip en katmanlı mimariye de sadık kalarak UI tarafında datayı göstermeyi başardık. Şimdi Entity Framework'ün içerisine girmeye başlayabiliriz ve Entity Framework bize ne gibi avantajlar getirdi? Kod yazımında bize nasıl faydalar sağladı ve bizim projenin diğer yerleriyle, diğer özellikleriyle ilgilenecek o zaman dilimini bize nasıl verdi? Birlikte bunu inceleyeceğiz. Öncelikle SQL Server Management Studio'muzu açmamız gerekiyor. Siz de açın. Şöyle bir login ekranı karşınıza gelsin. Daha sonra kendi kullanıcı adı ve şifrenizle connect deyip SQL Express'e bağlanın. Henüz burada kullanacağımız database yok. Bu database'i oluşturabilmek için bir script'ten faydalanacağız. Ben o script'i Dry üzerine yükledim. New Query diyelim. İlgili linki bu videonun altında paylaşıyor olacağım. Şöyle gidelim. Gizli diyelim. Ben de login olduğum için direkt gelmesin. Evet, bu linki video altında paylaşacağım arkadaşlar. Enter'a basalım ve karşımıza şöyle bir script bloğu gelecek. Buradaki tüm değerleri seçelim. Şöyle alabiliyor muyum? Evet, şöyle aşağıya doğru hızlıca alalım bunları. Daha sonra şuradan kopyalayalım Ctrl-C ile ve New Query'e gelip yapıştıralım. Şu en üste çıktığımızda da Create Database YTUEF diye bir database oluşturacağını, onu kullandıktan sonra da bazı tabloları içeri atacağını görebiliyoruz. Yapacağımız tek işlem Execute tuşuna basmak. Execute tuşuna bastığınızda herhangi bir hata almadan database'inizi yükleyebileceksiniz. Database kısmına gelip yenile dediğinizde de database'i burada görebileceğiz arkadaşlar. Bu database'i biraz inceleyelim. Customer ve Product adında iki ana tablomuz var. Şöyle New Query diyerek onların da içerisini görelim. Select Yıldız From Customer, Select Yıldız From Product. Evet, şöyle Customer'a bakalım. Customer adında bir tablomuz var. İçerisinde Customer ID, Customer Code, First Name, Last Name ve Create Date olarak sütunları mevcut. Bu bizim müşteri tablomuz. Bir de ürün tablomuz var. Ürün tablomuzda da Product ID, Name, Product Number, Color, Safety Stock, Level, Standard Cost, List Price ve Size olarak kolonlarımız bulunmakta. Yani bir müşterilerimiz var, bir de ürünlerimiz var. Amacımız şu: müşterilerimiz seçmiş oldukları ürünleri kendi listelerine ekleyebilecekler. Şu şekilde de bir listemiz var. Burada ilişkisel bir yapı söz konusu ama foreign key'lerle bağlamadım. Customer ID'miz var, product ID'miz var, amount, list price ve listenin oluştuğu, yani kullanıcının ilgili ürünü seçip listeme gönder dediği tarih olan create date alanımız bulunmakta. Bunun dışında şöyle store prosedürlere inersek farklı store prosedürlerimiz var. Entity Framework Database First ile store prosedür kullanımını da göreceğiz. Add New Customer Product List ile müşterimizin seçmiş olduğu ürünü liste içerisine atabileceğiz. Ya da yine müşterimizin seçmiş olduğu ürünü liste içerisinden çıkartabileceğiz. Get All Customers Store prosedürü ile Customer tablosundaki tüm listeyi çekebileceğiz. Get Customer By ID ile de vermiş olduğumuz ID değerine denk gelen Customer'ı almayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Customer tablosunda ise prosedürlere bağlı kalmadan değerlerimizi nasıl çekebildiğimizi, şartlı çekebildiğimizi ve çeşitli Entity Framework'ün içerisindeki işlemleri inceler olacağız. Product tablosu içerisinde bu geçerli. Eğitim içerisinde belli noktalarda zaten ödev sistemimiz olacak. Sizden videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Bekleyeceğiz biraz. Siz yapacaksınız. Daha sonra ilerlettiğinizde ben o vermiş olduğum ödevi kendim de çözüyor olacağım. Pratikliğinizin artması açısından araya böyle birkaç tane ödev ekleyeceğiz arkadaşlar.
Eğitimin sonunda da bir uygulamayı sıfırdan ayağa kaldırıp bitireceğiz. Evet, database'imiz bu şekilde. Basit bir database'imiz var. Bu eğitim sonundaki uygulama database'imiz farklı olacak. Onu böyle siz script alın buradan yapın gibi vermeyeceğim. Onu kendimiz kodlayacağız arkadaşlar. Burada evet biraz hazır bir database'in üzerine geldiniz ama buradaki amacımız Entity Framework Database First yaklaşımını size öğretebilmek. Öğrettikten sonra zaten uygulama kısmında hiçbir şeyi download etmeden kendimiz yazıyor ve devam ediyor olacağız. Küçük bir hatırlatma, videolarımız en uzun 10 dakika olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık C# üzerinden Entity Framework Database First ile nasıl database'e yaklaşabiliyoruz, biraz bunlardan bahsedelim.